22 yaşındaki Şeyma Almila 2 yaşındaki kızından 4 gündür haber alamıyor. Genç kadın mahkeme kararıyla teslim ettiği kızının babası tarafından kaçırıldığını düşünüyor. Boşanmaya çalıştığı adam tarafından ölümle tehdit edilirken kızının can güvenliğinden de endişe ediyor. Kızım! Canlı yayını açtılar. Çocuk annem annem diye ağlıyordu. Getirsinler benim çocuğumu, başka hiçbir şey istemiyorum onlardan. Şeyma Almila kocaman oğlu 2 yıldır eşinden boşanmaya çalışıyor. 3 ay bir evliliğimiz sürdü. 3 ay sonra anlaşamadım ben. Son olarak da boşanmaya çalıştığı adam tarafından 2 yaşındaki kızları alıkonuldu. Şeyma Hanım kızının can güvenliğinden endişe ediyor. Ben biliyorum kızımın annem diye ağladığını, kızım benden hiç ayrı kalmadı çünkü. Boşanmak istediği eşi daha önce çocuğunu reddetmişti iddiasına göre, ancak dava sürecinde kararından vazgeçti, kızıyla iletişim kurabilmek için harekete geçti. Mahkeme kararına karşılık çocuğumu ben teslim ettim karakolda ki babasına kendim elimle verdim. Hem Şeyma Hanım hem de ablası defalarca bu şahıs tarafından ölümle tehdit edildiler. Üstelik defalarca da polise başvurarak koruma kararı aldırdılar. Bana diyor ki ilk önce senin gözünün önünde kardeşini öldüreceğim. Ondan sonra yeğenini öldüreceğim. Sonra onların acısını sana yaşattıktan sonra seni öldüreceğim. Tüm bu yaşananlara rağmen 2 yaşındaki çocuğun o şahsa verilmesine de engel olamadılar. 4 gündür ben perişan oldum, mahvoldum yani. Yatıyorum ağlıyorum, kalkıyorum ağlıyorum. İlk vukuatı da bu değildi üstelik. Daha önce ailesinin evini de basmıştı o adam. Tehdit ve tacizlerin ardı arkası hiç kesilmedi. Kapımızın önüne geliyor, bana kafa sallıyor, takip ediyor, tehdit ediyor sosyal medyadan. Şeyma Hanım ve ailesinin artık tek bir isteği var. Hem o adamın şiddetinden korunmak, hem de 2 yaşındaki kızı Nursel Şifa'ya bir an önce sarılmak. Ne nefes alabiliyorum onsuz, ne yemek yiyebiliyorum onsuz. Yok evin içinde. Yeğenim gelsin, sesimiz duyulsun. Yani kurtulalım. Kızım!